Allah'ım bu videoyu beğenenlerin, abone olanların, üstüne bir de bildirimleri açanların tüm sınavları yüz gelsin inşallah. Amin. Şimdi o Frank'e gününü göstereceğim. Demek Oğuz'un evini yaktın ha? Demek bana kafa tuttun ha? Adamlarım yanımda. Daha bunlar gibi bir sürü adamım daha var. Şimdi onu arayacağım ve hangi mekanda, hangi saatte nereye gelmesini söyleyeceğim. Birazcık delikanlıysa oraya gelir ve benimle kapışır. Hemen bana bir telefon verin. Alo Frank, beni hatırladın mı? Kadir, sensin demek. Evet ya Kadir, Kadir ha, deli Kadir hem de. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen kime kafa tuttuğunun farkında mısın? Deli Kadir, bu şehrin kralı varsa o da sen değilsin benim, anlıyor musun? Laptopum benim elimde, bir daha düşün istersen. Laptopum senin elinde olmuş olabilir. Ama merak etme, senin adamını nasıl da yaktım, nasıl da eceline kusturdum onu. Onun hesabını sana ödeteceğim. O çocuğa sıra gelince, sen birazcık erkek olsaydın gelip benle yüzleşirdin. Orada duracaksın deli Kadir. Laptopumu almış olabilirsin ama o laptoptaki bilgilerin hepsi yanlış bilgilerdi. Şimdi asıl bilgileri öğrenmek istiyorsan gelip buradan benim depomdaki yeni laptopumu alman gerekecek. Bunlar ucuz numaralar Frank, beni kandıramazsın bunlarla. Her şeyi açıp gördüm zaten. Neyse, seni bunun için aramadım. Eğer birazcık delikanlıysan sana vereceğim saatte sana söylediğim mekana gelirsin. Gel de kozlarımızı öyle paylaşalım. Gidip küçük çocuklarla uğraşmazsın da gerçek adamlarla kapışırsın ha? Yer mi? Adamlığı senden mi öğreneceğim lan? Nerede kapışmak istiyorsun söyle. Adamlarımı toplayıp gelip alayım aklını. Demek öyle ha? Hadi kozlarımızı paylaşalım. Şimdi bu telefonu kapattıktan sonra sana mesajla yeri ve saati söyleyeceğim. Seni orada bekliyor olacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Adamlarım, hazır olun ve diğer adamlara da söyleyin. Büyük bir savaşa gidiyoruz. Bu savaşı kaybetmemeliyiz. Anladınız mı beni? Şimdi hemen gidin hazırlık yapın. Hadi. Ulan Frank, ulan Frank. Şimdi ben seni öldürmez miyim? Kim koruyacak lan seni benim elimden? Bugün buradan bir kişi sağ çıkacak. Ya sen ya ben. Ama benim ölmeye hiç niyetim yok. Aha, adresi göndermiş. Tamamdır. İşim bitti senin deli Kadir. Ölmeye bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum doğrusu. Adamlarım gelin buraya. Buyur patron. Cephaneleri hazırlayın. Savaşa gidiyoruz. Bu şehrin tarihindeki en büyük savaşa hazırlanıyoruz. Herkes hazırlansın. Bütün adamlarımı toplayın. Deli Kadir'le savaşacağız. Bu savaş bizim için çok önemli. Hadi dağılın. Şimdi beni iyi dinleyin. Hata yapma lüksümüz yok. Şu anda bu şehrin en büyük çatışmasına doğru ilerliyoruz. Herkes atlasın arabalarına. Adamlarım, şimdi beni iyi dinliyorsunuz. Birazdan bu şehrin gelmiş geçmiş en büyük savaşını vereceğiz. Kayıp verebiliriz. Aranızdan bazıları belki de bu savaştan sonra ölecek. Ama beni iyi dinliyorsunuz. Asla ve asla kaçmak yok. Ölseniz bile kanınızın son damlasına kadar savaşacaksınız. Duydunuz mu beni? Eğer bu savaşı kaybedersek, ölmezseniz bile sizi ben öldürürüm. Ona göre. Şimdi herkes silahlarını çeksin. Bu savaşı ya kazanacağız ya kazanacağız. Başka yolu yok. Umarım dediklerimi iyi anlamışsınızdır. Atlayın şimdi arabalara, çabuk! Bakalım Oğuz'un durumu nasıl? Umarım ölmüştür. Gidip içeriden biraz bilgi alayım. Oh, içeride de çok sıra var ama yapacak bir şey yok. Of ya, bir de bu sırayı bekleyeceğiz. Neyse, yapacak bir şey yok. Merhaba, ben bir hasta hakkında bilgi almak için gelmiştim. Kimin için geldiniz beyefendi? Oğuz için gelmiştim. Hastanın nesi oluyorsunuz? Bir akrabasıyım. Kimliğinizi görebilir miyim? Arabada unutmuşum da. Yani kusura bakmayın, kimliği görmeden sizi içeriye alamam. Zavallı Oğuz, çok zor ameliyat geçirdi. Ama doktor akşama kadar iyileşeceğini söyledi. Evet ya, evet. Akşama kadar toparlar umarım. Onu çok özledim. Aynen, ben de çok özledim. Ama dua edelim ki güzel şu an. Aynen öyle, ölebilir de. Hey, sizi duyuyorum. Demek beni özlediniz ha. Kendimdeyim zaten ben. Numara yapıyordum, kandırdım sizi. Aa Oğuz, bizi mi dinliyordun? Kendine gelmene çok sevindim. Eski günler gibi artık yine eğlenebiliriz. Bizi çok korkuttun bak. Tamam, kendimdeyim, merak etmeyin. Hatta eskisinden bile iyiyim. Büyük bir kaza geçirdim, farkındayım. Ama şu anda çabuk toparladım kendimi. Ya ben yokken ne oldu ya, ne oldu bana? Ben kaç gündür uyuyorum? 3 gündür falan böyle yatıyorsun. Ne? 3 gündür yatıyor muyum? Şaka yapıyor olmalısınız. Ben hiç farkında değilim ya. Sanki 5 dakika uyudum uyandım. Neyse ama şu an bunu tartışamayız. Doktor zaten akşama kadar çıkabileceğimi söyledi. Bu güzel haber bence. Gidip bir parti verelim, olur mu? Benim için uygun. Benim için de uyar.
Şey ya fakir, ben çok susadım da bana bir su getirebilir misin lütfen? Tamam, getiririm. Bir dakika ya, Oğuz değil mi bu? Demek ki ölmemiş. Nasıl olur ya? Patrona şimdi ben ne diyeceğim? O ölmediyse ben öldüm demektir. Ama bunu nasıl yapabilirim ki? Her yerde insanlar var. Hiç yalnız kalmıyor. Silahla da vuramam onu. Çok ses çıkar. Acilen bir yolunu bulmam gerek. Hazır olun, geliyorlar. Demek siz de buradasınız ha? Bizi bekliyordunuz demek. Size istediğiniz bir şeyi vermeye geldim. Ateş! Ateş! Dur bakalım, aklıma bir fikir geldi. İşte bu elimdeki zehirli iğne senin sonun olacak Oğuz. Bekle beni, ecelim geliyor. Al Oğuz, işte suyunu getirdim, içebilirsin. Çok teşekkür ederim fakir ya, amma da susamışım biliyor musun? Çok iyi geldi bu. Beyefendi, hasta yakınlarını dışarı alabilir miyim? Niye ki, ne oldu? Oğuz Bey'e son bir aşı yapmamız gerekti de. Nereden çıktı ya bu aşı? Doktor Bey bize böyle bir şey demedi ki. Evet ya, benim de böyle bir şeyden haberim yok. Doktor Bey size söylemeyi unutmuş galiba. Beyefendi, lütfen dışarı çıkar mısınız? Tamam ama o zaman Oğuz. Seni dışarıda bekliyorum. Bir dakika fakir ya, ama benim böyle bir iğneden haberim yok ki. İşte şimdi işim bitti Oğuz. Hayır!